Bugün konuklarımız 2018 model BMW X serisi Active Tourer ve yine 2018 model Mercedes B serisi Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu araçlar bana ayrı ayrı sorduğunuz araçlardı. Ben de hazır denk bir şekilde bulmuşken bu otomobilleri bir karşılaştırma yapayım istedim. Bir sonraki videoda hangi aracı görmek istediğinizi siz belirleyebilirsiniz. Otoshops'un internet sitesine girin, aşağıdaki linkten Kartal Şube stoklarına bakın ve orada ilginizi çeken bir otomobil varsa bana yorumlara yazın. Ben de sizin için o otomobili anlatmayı pek tabii ki isterim. Konumuza geri dönecek olursak, buradaki otomobiller kompakt van sınıfına ait araçlar, yani aile kullanımı öncelikli olarak geliştirilmiş, nispeten küçük boyutlarına karşın oldukça iyi iç hacim sunma iddiasındaki otomobiller. Mercedes ve BMW nispeten geç kaldılar bu sınıfa girmek konusunda ama şu anda daha etkili bir şekilde bu sınıfta varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Hatta bu sınıfta diğer markalar artık mücadeleden çekilmiş durumda, rekabetten çekilmiş durumda. SUV'lar çok ciddi bir şekilde baskılıyor bu pazarı ve tabii ki genel olarak bu araçlara fazla pazar payı kalmıyor. Sonuçta bu iki premium marka neredeyse tek başına kalmış durumda, güncel durumda. Bu yanındaki örneklerse bir önceki nesle ait örnekler. Şu an itibariyle baktığınızda ikinci el pazarında bu örnekler gerçekten ilgi çekici. İkisi de dizel motora ve otomatik şanzımana sahipler. İkisi de gerçekten güzel kullanışlık örneklerine sahipler. Ve ikisi de pek tabii ki önde gelen premium markaların avantajını taşıyorlar. Bu normal bir karşılaştırma videosu olmayacak. Bu otomobilleri birebir karşılaştırmam pek doğru olmayacaktır. Çünkü ikinci elde modellerin niteliklerinden ziyade baktığınız örnekler, bulduğunuz örneklerin özellikleri daha fazla baskındır tabii ki. Buna göre seçim yapmanız çok daha mantıklı olacaktır. Bugün bu videoda otomobilleri tek tek kullanacağım ve size özelliklerini anlatacağım. Ve sonuçta hangi otomobilin size daha iyi özellikler sunduğunu en azından anlayabileceksiniz. Sonrasında da zaten ikinci elde bulduğunuz örneklere bakmanız lazım. Hangisinin sizin için daha uygun olduğunu anlayabilmek için. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Önce BMW X serisi Active Tourer'ın direksiyonuna geçelim. Neler var neler olarak anlatayım size. İlk olarak X serisi Active Tourer'ın direksiyonundayım. Arkadan öne doğru konulara başlayayım. Öncelikle bilmeniz gereken şey, BMW ile Mercedes evet kompakt van sınıfına giriş yaptılar ve güçlü de bir giriş yaptılar aslına bakarsanız ama diğerlerinden biraz daha farklı bir yöntem takip etmeyi tercih ettiler. Bu sınıftaki otomobiller değişkenlik özellikleriyle bilinirler. Mesela kızaklı arka koltuklar, tek tek kızaklı arka koltuklar, hatta katlanabilen, yerinden çıkartılabilen koltuklar, farklı farklı bir sürü yaklaşım bulunuyordu. Bu sınıfta özellikle Fransızlar mesela bayağı yaratıcıydılar bu değişkenlik konusunda. BMW ve Mercedes'e bunların hiçbirini tercih etmedi. En azından standart versiyonlarında mesela bu otomobilde de kızaklı arka koltuklar bulunmuyor. 468 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagajda hareketli bir zemin var ama bu hareketli zemini mesela altta konumlandıramıyorsunuz. Bunun yerine açıp alt tarafını ek yükleme alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da o zemini yerinden çıkartabilirseniz de bütün bagajı tek bir havuz olarak kullanmanız mümkün. Eğer o zemin olmazsa zeminle yükleme işi arasında bayağı bir fark oluşuyor. Zemin olursa da iki katlı olarak da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani alt tarafı hassas yükleriniz için mesela kullanma imkanınız oluyor. Bu otomobilde koltuk sırtlıklarını yatırırsanız basamaksız bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz ve koltuk sırtlıkları da 3 parça halinde katlanabiliyor. Zaten değişkenlik özellikleri de aslına bakarsanız bununla sınırlı kalıyor. Arka koltuktaki yaşam alanı gayet güzel. Bu araçta bir cam tavan bulunmuyor. Cam tavan olsaydı bile mesela baş mesafesi kısıtlanmayacaktır. O açıdan gerçekten çok çok başarılıdır. Bir van olmasının en önemli getirisi zaten bu. Yüksek tavanı sayesinde. Diz mesafesi açısından BMW 3 serisinden daha iyi bir otomobilden bahsediyoruz ki baş mesafesi de yine BMW 3 serisinden daha iyi bu otomobil. Yani arka koltuklarında sunduğu alan açısından ağabeyinden daha iyi. Genişlik açısından o kadar iyi değil ya da koltukların şekilleri, oturma pozisyonu, onlar 3 serisinde biraz daha farklı. Pek tabii ki. Ön tarafa geçtiğimizde kalite algısı gayet güzel. Albenisi gayet güzel bu kokpitin. Her yere lakeler serpiştirilmiş, alüminyum süslemeler var. Böyle baktığınızda premium algısının gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine de üst düzey premium modellerden biraz daha farklı olduğunu da kabul etmek lazım. Mesela sert plastikler daha göz önünde ve elinize de daha kolay gelebilecek şekilde yerleştirilmişler. Bunların dokusu kötü değil. Yani sadece dokunduğunuzda ucuz hissettirmiyorlar ama tıklatırsanız evet sertliğini hemen hissedeceksiniz. Bunun dışında kullanışlık konuları, burada görmüş olduğunuz gibi küçük bir bilgi eğlence sistemi ekranı bulunuyor. iDrive kumandasıyla kumanda edilebiliyor bu ekran. Dokunmatik değil ekran. iDrive kumandası rahat bir şekilde kumanda ederek buradan aradığınız şeyi çok basitçe bulabiliyorsunuz. iDrive bu sistemler arasında en eskilerinden bir tanesi, hatta en eskisi. Ve BMW'de zaman içerisinde gerçekten çok iyi bir şekilde geliştirdi iDrive'ı ve sonuç itibariyle de bu tarz sistemler arasında bulup bulabileceğiniz en iyilerinden bir tanesi haline geldi iDrive.
burada dokunmatik olmasa da ekran rahat bir şekilde kumanda edebiliyorsunuz. Kumanda birimiyle aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Birkaç tane de kaçış menüsü bulunuyor bu kumanda biriminin. Etrafında analog gösterge tablosu var. Gösterge tablosu bulup bulabileceğiniz en şık görünümlü analog göstergelerden bir tanesi. Ve rahatça da takip ediliyor bu göstergeler. Saklama alanlarına geçelim. Çok geniş bir kapı içi cebi var. Her otomobile örnek olması gereken genişlikte bir kapı iç cebi bu. Bol bol eşyanızı alacaktır. Arkaya doğru da bir bölümü bulunuyor. Ön tarafta büyük şişeleri dahi alabilecek genişlikte güzel bir şişe bölmesi bulunuyor. Özel bir şişe bölmesi bulunuyor. Vites kolunun önünde havalandırma kumandalarının üst kısmında bir saklama alanı var. Bu saklama alanı çok kullanışlı olmayabilir belki ama kalın bir plastik var zemininde. Koyduğunuz eşyalar ses çıkarmayacaktır. Çok geniş değil, biraz daha geniş olmasını belki de bekleyebilirsiniz. Vites kolunun arkasında iki tane pek de kullanışlı olmayan bardaklık var. Hem konumları itibariyle hem de genişlikleri itibariyle. Pek kullanışlı değil bunlar. Kıskaçları da yok zaten. Yani çok fazla şeyinizi koyamayabilirsiniz buraya. Çok kullanışlı olmayacaktır. Onun arkasında da kocaman bir saklama alanı bulunuyor. Rahatça bir sürü eşyanızı koyabilirsiniz. Kol dayanan altında da yine ek bir saklama alanı bulunuyor. Böyle baktığınızda yani aslında çok kullanışlı, güzel bir kokpitten bahsediyoruz. Hem albenisi iyi hem de sundukları güzel. Kıyaslama kısımlarını Mercedes'e bırakacağım. Mercedes'te biraz daha iki otomobil arasında seçim yapmanızı sağlayacak veriler aktarabilirim belki de. Sürüş bölümüne geçelim hemen. Orada neler var, neler yok. İlk önden çekişli BMW modeli. Bu içinde bulunduğum araç BMW'nin önden çekişli altyapısını kullandığı ilk model ki bu altyapı aslına bakarsanız mini modeller için uzun zamandır kullanılıyordu ve BMW'de aslına bakarsanız mini modellerle uzun zamandır önden çekişli otomobil üretiyordu. BMW logolu ilk önden çekişli otomobil diyelim. Bu altyapı değişken bir altyapı. Mini hatchbacklerde biraz daha küçük bir versiyonu bulunuyor. Mini Countryman, Mini Clubman ve BMW X Series Active Tourer gibi modellerde biraz daha uzun bir versiyonu bulunuyor. Güncel BMW 1 serisinde de yine bu altyapı kullanılıyor. Bu altyapıyla birlikte BMW kendi küçük hacimli motorlarını da kullanmaya başladı. Bu motorlar 3 silindirli 1.5 litre hacimli benzinli ve dizel motorlar. Bu motorlar bir motor ailesinin parçası. 3 silindirli, 4 silindirli ve 6 silindirli motorlar geliştiriliyor bu aile üzerinden. Pek çok ortak parça kullanımı var. BMW için büyük bir gelişimdi. Önemli konu, bir BMW kullanıyorsanız tabii ki ipek yumuşaklığında seçkin, kaliteli bir motorda beklersiniz. Bu 3 silindirli motorlardan tam olarak bunu ne yazık ki alamıyorsunuz. Belki de BMW'nin ürettiği en titreşimli motorlardan bir tanesi. Özellikle bu ilk üretim versiyonlarında bu çok da belirgindi. Mesela şu anda içinde bulunduğum araçta bu gayet belirgin titreşimleri şu an bile çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Motorun sesi de pek öyle çekici değildir. Bunun yanında çekiş gücü anlamında baktığınızda iki tane versiyon var. 2.18i benzinli ve buradaki gibi 2.16D dizel versiyonları. Dizel motor 116 beygir güç, 270 Nm tork üretiyor. 7 vitesli çift kavramalı şanzıman üzerinden ön aksını aktarıyor bu gücünü ve torkunu. Genel olarak çekiş gücü açısından çok geride kaldığı söylenemez. Zaten bu hacim sınıfındaki motorlar 3 aşağı 5 yukarı bu kadar güç ve tork üretiyorlar. Onların da gerisinde kalmıyor. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla uyumu gerçekten çok başarılı. Motorun vites geçişleri hızlı, kararsızlık yaşamıyor. Böyle baktığınızda da bu arada ıslak kavramalı bir şanzıman bu. Böyle baktığınızda da iyi bir birliktelik denilebilir. Ama dediğim gibi o BMW'nin seçkin motoristlerini bu motordan tam olarak alamıyorsunuz. Yani çekiş gücü açısından eksiği olmayan ama BMW beklentilerini tam %100'de karşılayamayan bir motordan bahsediyoruz. Yakıt tüketimi konusunda da tam olarak beklentilerinizi vermeyebilir. Böyle bir motordan gerçekten düşük yakıt tüketimi bekleyebilirsiniz ama şehir içerisinde 32-33 km saatlik ortalama hızlarla yakıt tüketiminiz 6.7-6.8 litre civarlarında gerçekleşiyor 100 km'de. Eğer gözünün içine bakarsanız olması gereken yerlere 6.2-6.3 litre gibi tüketim verilerine indirebilirsiniz pek tabii ki. Ama bunun için cidden uğraşmanız lazım. Uzun yola çıktığınızda ciddi anlamda tasarruf potansiyeli vardır. Eğer sakin bir kullanım benimserseniz ve araçta çok dolu olmazsa tabii ki o zaman yakıt tüketimlerini 5 litreler civarına düşürebilirsiniz 100 kilometrede. Son olarak da sürüşün diğer bölümlerinden hemen bahsedeyim. Önde MacPherson, arkada çok kollu bağımsız aksla birlikte geliyor. BMW X Series Active Tourer. Bir BMW'den bekleyeceğiniz sürüş hislerini bu otomobilden bulmanız için önünüzde bir engel var. Direksiyon sistemi. Yeterince dengeli olamıyor direksiyon sistemi. Bazen çok güzel tepkiler verebiliyor. Bazen de
olmaması gereken, vermemesi gereken tepkileri veriyor aslına bakarsanız. Mesela hızlı virajlarda direksiyonda düzeltme yapmanız gerekiyor bir BMW modelinden. Bunu bulmayı tabii ki beklemezsiniz. Yeni X serisi Active Tourer bu konuda çok çok daha başarılı mesela. Burada dediğim gibi direksiyonun sanki şasiyle uyumu tam olarak sağlanamamış gibi. Bu ilginç bir durum aslına bakarsanız. Çünkü sonuçta mini altyapısına sahip, mini mimarisine sahip bir otomobilden bahsediyoruz. Mesela Mini Countryman'de bunların hiçbirini hissetmezsiniz. Buradaki X serisi Active Tourer'daysa bunları hissedebiliyorsunuz. Burada belki kilit nokta bu otomobilin biraz daha konfor odaklı olmasından geliyordur. Gövde hareketleri biraz daha belirgin mesela. Buna karşılık da tabii ki darbe sönümleme ve filtreleme başarısı da mesela Mini Countryman'den daha iyi. Bunların sonucunda tam olarak BMW beklentilerini karşılayan bir otomobil değil. Birazdan zaten Mercedes'e geçtiğimde orada da aynısını tekrarlayacağım. Orada da Mercedes beklentilerini karşılamayan bir otomobil var. Marka beklentileriyle bu otomobillerin sundukları bayağı bir farklı. Bunu bilerek satın almanız lazım belki de. Direksiyondaki tutarsızlıklar mesela hiç de sevimli değil aslında. Bunun yanında bu arada çoğu kullanıcı için önemli de olmayacaktır bu. Şehir içerisinde otoyolda rahatsız etmeyen bir direksiyon sisteminden bahsediyoruz. Sadece konu BMW satın alıyorum, sürüş keyfi de onunla birlikte standart olarak gelecek diye düşünürseniz bu otomobil tam olarak aradıklarınızı vermeyebilir size. O zaman sanırım anlatmam gerekenler bunlar. Kıyaslama bölümlerini vesaireyi Mercedes'in direksiyonuna geçince yapalım. Bakalım B serisinde neler var. Şimdi Mercedes B serisinin direksiyonundayız. Hemen arkadan doğru konulara başlayayım ve bu sırada tabii ki kıyaslamaları da artık aradan çıkartalım. 488 litre Mercedes B serisinin bagaj hacmi, yani X serisi Active Tourer'dan 20 litre daha büyük bir bagaj hacminden bahsediyoruz. 468 litreydi onun bagaj hacmi. 20 litre hayatınızı tabii ki değiştirmez ama iki üretici benzer bagaj hacimlerine ve benzer bagaj yapılarına karşı farklı sunumlarla geliyorlar size. Bu belki yaşamınızı değiştirebilir. X'inde de sahte zeminler var. Bunları böyle nitelendirmek daha kolay olacaktır herhalde. X'inde de sahte zeminler var. Yani alt tarafta ek yükleme alanları var. Mercedes bu zemini biraz daha aşağıya konumlandırmış. Böylece zeminin üst tarafındaki havuz biraz daha büyük aslına bakarsanız. Yani 488 litrenin daha büyük bölümünü zeminin üst tarafında kullanabiliyorsunuz. Böyle yaptığında da tabii ki eşikle zemin arasında bir fark oluşmuş BMW'dekinin aksine. Yani BMW'de eşikle zemin arasında bir fark bulunmuyor. Dümdüz çekebiliyorsunuz yükleri ya da yükleyebiliyorsunuz. Mercedes'te bir eşik atlatmanız gerekiyor ama kullanabileceğiniz, her an kullanabileceğiniz alan biraz daha fazla. İkisinde de zeminin altında yine yükleme alanları bulunuyor. Kullanımları çok pratik değil bu yükleme alanlarının, ne olursa olsun. Ama bir şekilde Mercedes'in bagaj hacmini kullanmak biraz daha kolay olacaktır. Olağan bir şekilde size sunulduğu için. Koltuk sırtlıklarını yatırdığınızda Mercedes'te küçük bir basamak da oluşuyor BMW'dekinin aksine, o zeminin konumu nedeniyle. Yine burada da kızaklı arka koltuklar bulunmuyor. Burada da katlanabilir koltuklar var ama bu sefer iki parçalı olarak katlanabiliyorlar. Arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi iki otomobilde neredeyse birebir aynı. Gerçekten de güzel iki otomobilde de. Hem diz mesafesi hem de baş mesafesi. Ferahlık konusunda mesela bu otomobil biraz daha iyi hissettiriyor. Daha geniş camları var. Cam taban alırsanız ikisi de tabii ki bu ferahlık algısı daha da artacaktır. Arka koltukta 3 aşağı 5 yukarı yani aynı şeyleri almış oluyorsunuz. Hatta bagajda da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri almış oluyorsunuz ufak tefek farklar dışında. Kokpitlere geldiğimizde bu içinde bulunduğumuz araç ikinci nesil B serisi. Mercedes ilk nesil B serisinde yaptığı hatalardan vazgeçerek aslına bakarsanız buraya geldi. Bu hatası ilk nesilde ticari araçlara benzer bir kokpit kullanmasıydı aslına bakarsanız. Bu arada ilk nesil B serisi sandviç altyapıya sahipti. Yani motor otomobilin altına girecek şekilde tasarlanmıştı. Farklı motorlar kullanılıyordu. Birazdan bunu da detaylandırırım. Burada biraz daha albenli bir, bayağı albenli bir kokpite hatta geçiş yaptı diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi dekoratif unsurlar oldukça göz önünde. Krom parçalar var, lakeler var, güzel malzemeler var ama sert plastikler BMW'den daha yaygın bir şekilde duruyor. Mesela burada multimedya kumandaların olduğu yerin yan tarafında yine sert plastikleri buluyorsunuz. Aynı şekilde tıpkı rakibindeki gibi dokunduğunuzda kötü hissettirmiyor ya da kaygan hissettirmiyor bunlar ama tıklatırsanız sert plastik olduğunu görüyorsunuz. Alt tarafta da bunların devamını bulmanız mümkün. En azından bu orta bölümlerde BMW biraz daha yumuşak malzemeler kullanıyor. Sonuç itibariyle sizin için bir fark oluşturmayacak ama sağ sol tıklamayı seviyorsanız belki bu bilgi de işinize yarayabilir. Bunun dışındaki konulara geçecek olursak kalite algısı konusunda yani biraz göreceli bir durum var. Sağ sol tıklatırsanız BMW daha iyi. Albeni konusunda bu göreceli bir konu. Kararını siz kendiniz verebilirsiniz herhalde iki kokpiti yan yana gördükten sonra. Diğer konulara geçelim hemen. Burada gördüğünüz gibi rakibindekinden daha büyük bir bilgi eğlence sistemi ekranı var. Tabii ki
Bunlar ikinci el otomobiller. Donanım seviyeleri birbirlerine tamamen eş değiller. Donanıma göre X-Series Active Tour'da da böyle büyük ekranlar satın alabiliyorsunuz. Burada yine dokunmatik olmayan bir ekran var. O dönemlerde Mercedes dokunmatik ekranlara karşıydı. Dokunmatik bilgi eğlence sistem ekranlarına karşıydı. Sürücünün dikkatini dağıtacağını düşünüyordu. O nedenle de tıpkı BMW'de olduğu gibi merkezi kumanda birimi üzerinden kontrol edilebilen bir bilgi eğlence sistemi sunuyordu Mercedes. Dokunmatik düğmeler konusunda katılıyorum Mercedes'e, ama dokunmatik ekranlar bu merkezi kumanda birimlerinden daha rahat kullanılan ekranlar. Daha rahat bir şekilde hızlıca hallediyorsunuz işinizi. Günümüzde de Mercedes, aynı Mercedes, her şeyi dokunmatiğe çevirdi. Bu da bir düzlem farklılığı diyelim artık. Yani gittikleri yön konusunda bayağı bir farklılaştırdılar gittikleri yönü. Bu ekranın çözünürlüğü gayet güzel, grafikleri gayet güzel. Tabii ki bugünkü ekranlar kadar hızlı değiller ya da bilgi eğlence sistemleri kadar hızlı değiller buradaki iki bilgi eğlence sistemi de. Ama BMW'nin hız konusunda biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim herhalde buradaki ekrana göre. Bir de BMW sezgisel olarak daha kolay yönetilebilen bir arayüze sahip. Çok daha kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde yönünüzü bulabiliyorsunuz. Bilgi eğlence sisteminin menüleri arasında kaçış düğmeleri de biraz daha fazla Mercedes'in sistemine göre. Gösterge tablosu. Yine analog bir gösterge tablosu var. Yine çok şık bir gösterge tablosu bu da, ama rakibininki biraz daha iyi gözüküyor en azından benim gözüme. Ortada büyük bir bilgi ekranı var. Renkli bir bilgi ekranı size pek çok veriyi aktarıyor. Direksiyon üzerindeki düğmelerle kumanda edebiliyorsunuz bu bilgileri de. Saklama alanlarına geçelim. Mesela kapı iç cebi BMW X-Series Active Tour'un kadar büyük değil. B serisinin, ama yine de güzel bölmeleri bulunan bir kapı iç cebinden bahsediyoruz. Şişe için mesela ayrı bir bölmesi bulunmuyor. Keşke öyle bir bölmesi de bulunsaydı biraz daha kullanışlı olurdu. Bir van için yeterince kullanışlı değil diyebiliriz mesela bu kapı iç cebi için. Belki biraz daha iyisi olmalıydı. Bu bölümde vites konsolunda, malumunuz otomatik şanzımanlı Mercedes modellerinde vites kolu direksiyon kolonunda yer alıyor. Burası boş bir alan oluyor bu sayede. Burayı da güzel değerlendirmiş Mercedes. İki tane kapaklı göz bulunuyor. Ön taraftaki kül tablası, tabii o zamanlar kül tablaları oluyordu otomobillerde, ve bir çakmak bulunuyor. Arka taraftaki ise bir saklama alanı olarak tasarlanmış. Aslında tam vites konulu olması gereken yere bu kapaklı göz konulmuş denilebilir herhalde. Bunun arkasında rakibininkinden biraz daha kullanışlı ama yine de çok da kullanışlı olmayan iki tane bardaklık bulunuyor. Konumları en azından biraz daha iyi bu bardaklıkların, ama hala genişlikleri öyle yeterince iyi değil. Bu alanların kullanımı günümüzde iyileşmeye başladı aslına bakarsanız. Özellikle vites konsolunun kullanımı günümüzde bayağı bir iyileşti. O zamanlarda bazı eksiklikler vardı bu alanların kullanımları konusunda. Kokpitler konusunda da durum böyle. Buraya kadar şöyle bir özetleyecek olursak otomobillerin yaptıklarını, aslına bakarsanız ikisi de birbirine oldukça yakın. Yani burada Alman premium markaların bakış açılarının çok çok yakın olduğu herhalde söylenebilir kompakt van sınıfına. Böyle baktığınızda da birbirlerine dediğim gibi çok yakın otomobiller. Bagaj konusunda, arka koltuk konusunda ya da kokpit konusunda kişisel zevkleriniz bile sonucu belirleyebilir diye düşünüyorum ben. Böyle bakmanız lazım. Genel kullanışlık açısından öyle çok anormal bir fark oluştuğunu söylemek zor. Ya da en azından benim açımdan baktığınızda öyle çok da devasa farklar olduğunu söylemek zor. Sürüş bölümlerine geçelim. Orada neler var, neler yok. Bir BMW satın alırken sportif sürüş beklersiniz. Biraz önce bunu anlattım zaten. X-Series Active Tour'dan bunu alamıyorsunuz. Bir Mercedes alırken de konforlu bir sürüş beklersiniz. İzole bir sürüş beklersiniz. Mercedes B serisinden de bunu alamıyorsunuz tam olarak. Sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemiyle birlikte geliyor bu otomobil. İletişimi çok güzel. Yoldan sizi asla koparmıyor. Bu haliyle baktığınızda sportif sürüş istiyorsanız eğer, almanız gereken şey bu karşılaştırmada Mercedes modeli oluyor. Çok sık karşılaşılan bir durum değil, ama hiç karşılaşılmayan bir durum da değil bu. Son dönemde özellikle Mercedes ve BMW birbirinin müşteri kitlesine uzanmak istiyor. Onlardan da pay almak istiyor. Bu nedenle de birbirlerinin alanına ciddi bir şekilde girmiş durumdalar. Yani o eski kutuplaşma yok bu iki Alman marka arasında. Orada da bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Direksiyon ayarı gayet güzel. BMW'ninkinden çok daha net ayarlanmış bir direksiyon sistemi. Daha tutarlı bir direksiyon sisteminden bahsediyoruz burada. Ne vereceğini size gayet iyi bilen bir direksiyon sisteminden bahsediyoruz. Siz de ondan ne bekleyeceğinizi çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yolda sizi daha rahat ettiriyor yani bu direksiyon sistemi. Konfor konusunda zaten beklersiniz. Bekleyeceğiniz eksiklikler bulunuyor. Darbe sönümleme başarısı çok fazla değil bu otomobilin, ama filtreleme başarısı hiç de kötü değildir. Burada bir parantez açacağım. Bu B serisi neslinin ilk örneklerinde arka aks biraz vuruntulu çalışıyordu. Sonrasında Mercedes bunu geliştirdi. Oradaki burçları değiştirdi.
birkaç tane düzenleme yaptı ve o vuruntulardan kurtulmuş oldu. Arkada çok kollu bağımsız aks olmasına rağmen bu vuruntular hissediliyordu. Bu vuruntular artık yok. Bu örnekte de yok mesela, nispeten yeni bir örnek olduğu için bunlara biraz bakmanız lazım. Bir kullanıp mutlaka tecrübe ettikten sonra satın almanızı tavsiye ederim ki çok kapsamlı da bir değişim değildi bu. Muhtemelen zaten satın aldıktan sonra siz bile yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Olağan bakımlar sırasında, hatta belki bakım sırasında Mercedes de zaten bu uygulamaları yapmıştır. Eğer yetkili servise girmişse otomobil. Filtreleme başarısı bu versiyonda gayet güzel. Sonuçta öyle çok kaba hissettirmeyen bir otomobilden bahsediyoruz. Ama ne olursa olsun sertliği baki bu otomobilin. Özellikle şehir içerisinde rögar kapaklı yamalı yollardan geçerken o sertliğini de bayağı bir hissedebiliyorsunuz. Böyle bir aile otomobilinden beklenmeyecek bir durum aslında bakarsanız bu, ama genel olarak önden çekişli Mercedes sorunudur bu. Önden çekişli Mercedesler biraz daha sert ya da belirgin bir şekilde sert ayarlanmış süspansiyon sistemleriyle birlikte geliyor. Bu B serisi de tam olarak bunu yansıtıyor. Mesela 2 serisi Active Tourer'ın konfor potansiyeli çok daha yüksektir bu otomobile göre. Böyle de enteresan bir durum var. Biraz önce söylediğim gibi yol sesleri konusunda biraz önce BMW'de bahsetmedim galiba, ama iki otomobil ortalama olarak aynı seviyelerdeler. Büyük jantlar, dar yanak lastikler seçerseniz yol sesleri konusunda pek affedici olmuyorlar. Pek seçkin olamıyorlar. Ve ayrıca Mercedes-B serisinde de 2 serisi Active Tourer'a göre biraz daha fazla yuvarlanma gürültüsü duyabiliyorsunuz. Motorlar şanzımanlar bölümüne geçelim. Burada bir B180 dizelin direksiyonundayız. Renault imzalı 1.5 litrelik dizel motor yer alıyor burada. 4 silindirli bir dizel motor. Rakibinden en önemli farkı ikisinde de 1.5 litrelik dizel motorlar var. İkisinde de 7 vitesli ıslak kavramalı, ıslak çift kavramalı şanzımanlar bulunuyor. İkisi de önden çekişli ama bir tanesi 3 silindirli. BMW temsilcisi 3 silindirli, Mercedes temsilcisi 4 silindirli. Bu motor Renault'dan alınmış bir motor. Vakti zamanında bir sürü insan laf etti bununla ilgili. Mercedes'te Renault motoru varmış, bilmem neymiş vesaireymiş diye. Çok da başarılı bir motordur. Türkiye'deki araç parkında en sık bulunabilecek motorlardan bir tanesidir. Başarısı da her anlamda kanıtlanmıştır. Hem performans konusunda hem de yakıt tüketimi konusunda. Burada da farklı değil motor. 116 beygir güç, 260 Nm tork üretiyor. Rakibiyle neredeyse yani birebir bu konuda. Performans hisleri konusunda mesela ara hızlanmalarda bu motor daha başarılıdır. Mercedes motoru daha başarılıdır. Şanzımanla uyum konusunda BMW daha iyi işler çıkarmış. Şanzıman orada daha kararlı çalışıyor. Özellikle ilk kavrama anında daha kararlı çalışabiliyor. Böyle farklılıklar var. Yakıt tüketimi konusundaysa Mercedes B serisinin belirgin bir üstünlüğü var diyebiliriz. 32-33 km/saatlik ortalamalarla bu otomobille 6.1 litreyle gezebilirsiniz. 100 km'de şehir içerisinde dahi. Motor zaten tüketim açısından çok başarılıdır. Mercedes de bunu otomobiline, modeline taşımayı başarmış. Bu arada motor Renault motoru ama Mercedes pek çok parçasını değiştiriyor motorun. Yani aklınızda bu motora sahip bir Mercedes modeli alırım, servise Renault'a götürürüm, tasarruf ederim diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu tam olarak da gerçekleşmeyecek bir durum. Pek çok parçası farklı. Mercedes'e özgü, hatta Mercedes'in diğer motorlarından alınmış bazı parçalar bulunuyor bu motorda. Bu nedenle de Mercedes raflarından almanız lazım yedek parçalarını. Yani bakım maliyetleri konusunda iki otomobilin çok da önemli farkları olmayacaktır. BMW servisi ve Mercedes servisi neler talep ediyorsa tam da onları almanız, vermeniz gerekecek. Pek tabii ki. Motor şanzımanlar konusunda durumlar da tam olarak böyle aslına bakarsanız. Mercedes burada biraz daha iyi bir iş çıkarmış, biraz daha sakin çalışan, çok daha az titreşimle çalışan bir motor. Motor sesleri konusunda ikisi çok farklı değil. Hatta belki BMW'nin motoru biraz daha boğuk boğuk duyulduğu için daha az kulağınızı daha az rahatsız edebilir. Ama titreşimler konusunda Mercedes motorunun bir üstünlüğü söz konusu. Bunun dışında anlatmam gerekenler, donanımlar, fiyatlar zaten sizin bulacağınız araçlarla ilintili olacaktır. Bu iki otomobili merak ediyorsanız da Otoshops'un Kartal şubesine girip bakabilirsiniz araçların durumları, fiyatları konusuna. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Bu karşılaştırmanın bir kazananı olması konusunda çok emin değilim. Bir kazanan belirlemek istiyorum ama tam olarak sizi ne kadar ilgilendirir bilmiyorum. Genel olarak baktığınızda Mercedes B serisi XS Active Tourer'dan daha iyi bir otomobil. Bunu bagajındaki ufak kazanımları, arka koltuğundaki eşitlik ve kokpitindeki ufak kazanımların üstüne motor şanzıman ikilisinden elde ettiği farklarla, biraz da tabii ki sürüşünde elde ettiği farklarla alıyor ama çok da net bir aslına bakarsanız ayrım var. Konfor istiyorsanız 2 serisi Active Tourer'ı almanızı tavsiye ederim. Biraz daha sürüş keyfine
yönelikse beklentileriniz biraz daha albenili olmasını istiyorsanız otomobilinizin, o zaman Mercedes B serisi size daha iyi hizmet edebilir. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.